Yılın kültür ve sanat insanı yazar Sayın Hayri Varol. Evet, alkışlarımızla. Ödülünü vermek üzere Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İrfan Danışmaz'a davetimi arz ederim. Çerkezköy'ümüzün çok güzide bir kalabalığıyla beraberiz bu akşam. Her birisi parlayan yıldızımız Çerkezköy'ümüze bu büyümesi sürecinde bir şeyler katmış. Bu büyük inşaatın duvarına her biri bir tuğla koymuş. İnsanlarla birlikteyiz bu akşam burada. Kimisi gelmiş, bir fabrika yapmış, bir tuğla koymuş. Kimisi gelmiş, o fabrikada çalışmış, alın teri dökmüş, bir tuğla koymuş. Kimisi gelmiş, dev siteler yapmış, yaşam alanları yapmış, bir tuğla koymuş ve büyük bir Çerkezköy inşa etmeye çalışmışız. Efendim biz de kendi çapımızda edebiyat yapmaya çalışıyoruz. Edebi eserler üretmeye çalışıyoruz. Bu manada Çerkezköy'ümüzü konu alan Ayçiçeği Tarlalarına Beton Dökülürken isimli bir romanımız ve yine kapaklamamız için Kazak Gölü'nde Kanat Çırpan Beyaz Kuğular isimli bir romanımız yayınlandı. Bölgemize katkı sağlasın diye bunları beğenilerinize, huzurlarınıza sunduk efendim. Efendim şehirlerin gelişmesini fabrikalarla büyüyen, yaşam alanlarıyla çoğalan nüfusla tarif edemeyiz. Katıldığımız programlarımızda son günlerde sık sık tekrar ediyorum. Edebiyatsız, kültürsüz, sanatsız şehirler kent bilincini, kent dilini tam manada sağlamış sayılmazlar efendim. Efendim, Prag'sız Kafka, Kafka'sız Prag düşünülebilir mi? Notre Dame'ın Kamburu eseri olmasaydı Notre Dame denen yeri kaçımız bilirdik? Rusya'nın o yerli bir olan şehirlerine Rus edebiyatçılarının katkıları az mıdır? Efendim, türkülerin, şarkıların, şehirlerin sevilmesine, tanınmasına katkıları az mıdır? Erzurum'un yaylalarına, Ordu'nun derelerine, Çarşamba'nın seline, eğer o türkü olmasaydı o Çarşamba'nın seli faciasını bugün kaçımız hatırlardık? İstanbul'u gözü kapalı dinlemeseydi Orhan Veli, Azia diye yazmasaydı mektuplar Pierre Loti, Eyüp sırtlarını İstanbul'u ne kadar tanıyacaktık, sevecektik. O klasik Türk müziğinin hoşnameleri olmasaydı o İstanbul'u bugüne nasıl taşıyacaktık? Efendim biz de Çerkezköy'ümüze bu manada katkı sağlamaya çalışıyoruz. Farkımıza varan Trakya Flaş gazetesi ailesine ve bizlere oy veren, kuponlar keserek dolduran, oy veren okuyucularına şükranlarımı sunuyorum efendim ama Çerkezköy'ümüzün yönetiminin üstünden altına belediye ve kapaklıyı da katıyoruz buna. İki tarafa da yazmışız. Oda başkanlarından, siyasetçilerinden, kurum müdürlerinden hepsine sanırım tam olarak bizim ne yapmaya çalıştığımızın
farkında değiller gibime geliyor. Canları sağ olsun, kendileri bilir. Bizim şehrimizde istihdam var, para var, pul var, para var, mutluluk var diye düşünebilirler. Ancak söz der ki, söz uçar, buna cisim de dahildir. Söz, cisim uçar, yazı kalır. Bu salondaki herkesi sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum efendim. Alkışlar Trakya Plaj Gazetesi'ne ve okullarına.